Kümreten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem. İşimizin başındayız. Bismillah dedik, geldik, başladık. Araba orada yükleniyor. Yine 40'a aldım arkadaşlar bugün. Sebebi o tırın, hani biliyorsunuz, böyle tak 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 diyor, kupa takozları vurma yapıyordu. Bir de şu araba vites değiştirmiyordu. Turbosunda bir ufak arıza vardı. Onun için arabayı sanayiye gönderdik. Yani birazdan gidecek. Şu malzemeyi beğenmediler. Beğenmemekte de biraz haklılarmış arkadaşlar. Getirdim, geri döktüm. Yani bir sefer ben gittim. Bir sefer gittim. Bu malzemeyi götürdüm. Beğenmediler. Geldim buraya, geri döktüm. Şimdi yeniden yükleniyorum. Valla ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Sağlık, güzellik. Çalışıyoruz. İşimizin başındayız. Valla arkadaşlar, bugün arabadan bahsedeceğiz. O dediğim gibi bir arkadaş damperden falan bahsetmişti. İşte damper nasıl kaldırılır falan, 40 ayağı gösteririm. Bir dahakine tır geldiğinde tırı da gösteririm. Şimdilik araç bitmek üzere. Birazdan yolda devam ederiz arkadaşlar, muhabbete. Evet arkadaşlar, şimdi manuel arabada damper nasıl kaldırılıyor gösteriyorum. Bu damper indiricimizi boşa alıyoruz. Sonra debriyaja basıyoruz arkadaşlar. Debriyaja basıyoruz. Sonra damper kaldırmayı çekiyoruz. Işık yanar, kırmızı ışık. Ondan sonra ayağımızı debriyajdan yavaş yavaş bırakıp gaza çok az. 1000 deviri geçmemek şartıyla. Bakın arkadaşlar, 1000 deviri geçmeyecek. Bakın damper kaldırıcıya geçti. Şu an kalkıyor. Yani manuel arabalarda ilk önce debriyaja basıyoruz. Damper kaldırma düğmesini çekiyoruz. Ondan sonra ayağımızı debriyajdan yavaş yavaş bırakıyoruz. Tamamen çekiyoruz ayağımızı, bakın debriyajdan. Ayağım kenarda, debriyaj boşta. Bakın damper kalkıyor arkadaşlar aynadan. Manuel arabalarda böyle oluyor. Bu damper kaldırırken dikkat etmeniz gereken şey, aynadan baktığınız zaman arkadaşlar arabanın düz olması lazım. Ve böyle araba boşaltırken her zaman da aynadan bakın. Damper kalkarken Allah göstermesin, belki arka tekerler hani bir anda boşa çıkabilir arkadaşlar. Bir anda boşa düşebilir. Boşa düşünce de Allah göstermesin, İstenmeyen şeylere sonuç açar. Hani geçenlerde televizyonda göstermişti, bir araba geri geri, bakın şimdi boşalttım, az ileri aldım, indiriciye basıyorum. Ha bu arada pardon, damperi kaldırdıktan sonra, damper tamamen kaldırdıktan sonra bir daha debriyaja basıyorsunuz ve damper kaldırma düğmesini düşürüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şey yapıyorsunuz, indiriciye basıp yavaş yavaş indiriyorsunuz. Ben bunu bir daha gösteririm size. Bir saniye şurayı döneyim, açayım. Evet arkadaşlar, döktüm çıktım yine. Malzememiz de azaldı. Buraya herhalde bir sefer daha ya geliriz ya gelmeyiz gibi geliyor. Her neyse, biz damper kaldırmayı gösteriyorduk. Dediğim gibi manuel arabalarda arkadaşlar, imdat çekiyorsunuz. Ondan sonra debriyaja basıyorsunuz. Tabii ki araba boşta. Damper kaldırıcının düğmesini çekiyorsunuz. Debriyajı yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Damperi kaldırıyor araba. Otomatik arabalarda da arkadaşlar, onlarda da debriyaj yok. Ayağınızı frene basıyorsunuz. Ondan sonra yine elektriği çekiyorsunuz. Yani elektriği çekiyorsunuz dedim. Damper kaldırma düğmesini düğmeye basıyorsunuz. Sonra tık diye ses gelir. Ondan sonra freni yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Damper kaldırıcıya geçer arkadaşlar. Bazı kereler şöyle söyleyeyim. Hatta benim o Volvo öyle arkadaşlar. Mesela diyelim ki damper vitesini çekiyorsunuz. Yalnız damper vitesine geçmiyor araba. O zaman yapacağımız hareket arkadaşlar, onu aslında ben size Volvo'da göstersem daha mantıklı olur. Ben anlatayım, sonra göstereceğim size arkadaşlar. Diyelim normal
frene bastık, otomatik araba, debriyaj yok, frene bastık, kaldırıcı düğmesine, cereyana dokuya bastık kaldırıcı düğmesine, freni bıraktık, araba vitese geçmiyor. O an ne yapacağız? O an yapacağımız tek şey arkadaşlar, arabayı herhangi bir vitese takmak. Yani otomatik arabayı diyelim ki D'ye alacaksınız yahut R'ye alacaksınız, ya geri vitese ya ileri vitese, damper vitesinden çıkarmadan arabayı. Damper vitesinden çıkarmadan arabayı ya ileri vitese ya geri vitese takacaksınız. Taktıktan sonra yani bir 2-3 saniye durup bir daha çıkaracaksınız vitesten arabayı. Hani damper vitesinden değil, takmış olduğunuz ileri vitesinden diyelim ki D'ye taktınız. D'den arabayı geri çıkarıyorsunuz. P'ye alıyorsunuz. Aldığınız an zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kafanız karışmasın. Diyelim ki damper vitesine bastınız, araba geçmedi. Arkadan bir inleme sesi gelir. O damper şanzımanının sesidir. Onu duyduğunuz an dediğim gibi arabayı otomatik ses, arabayı D'ye ya da R'ye aldığınız an 2-3 saniye içinde tık der geçer o. Geçtikten sonra bir daha arabayı normal park pozisyonuna alıyorsunuz. Aldıktan sonra o zaten damper kaldırıcıya geçer. Ama bu tabii ki dediğim gibi istisnadır. Bu eğer vitese geçmezse damper vitesine, geçerse zaten bir sıkıntı yok. Geçme olayında bir sıkıntı yok zaten. Frene basıyorsunuz, damper düğmesine basıyorsunuz. Ondan sonra freni bırakıyorsunuz. O kendisi geçtiği zaman zaten tık diye bir ses yapar arkadan. Duyarsınız, hissedersiniz o sesi. Ondan sonra yavaş yavaş damperinizi kaldırırsınız. Damper kaldırmayı bitirdikten sonra, damper tepeye tam çıktıktan sonra, pistonlar bittikten sonra, debriyajlı arabaysa bir daha debriyaja basıyorsunuz. Arabayı damper vitesinden çıkarıyorsunuz. Yok otomatik arabaysa ayağınızı damper tepeye dikildikten sonra frene basıyorsunuz. Yani kaldırıcıyı dur, kaldırıcıdan düşürüyorsunuz arabayı. Bunları yapmadığınız takdirde araba damper vitesinde zorlar, pompayı zorlar. Hani bu damperin de kendine ait bir damper pompası vardır arkadaşlar. Arabanın nasıl varsa damperin de var. Damper pompası var. Ondan sonra damperin şanzımanı var arkadaşlar. Bunlar var yani. Onları zorlamamak için ne yapıyorsunuz? Her zaman biraz dikkat. Gözümüz aynada oluyor. Damperin kalkışına, inişine bakıyoruz. Yanımızdan dönen arabada Ha Karpiyat'ın arabası. Onlar da burada bir iş almışlar. Damper kaldırma aslında anlatımı aklınızda kalsın. Ben bunu bizzat yine göstereceğim. Zaten bu arabayı gösterdim. Manuel arabayı gösterdim. Debriyaja basıyorsunuz. Damperin düğmesini çekiyorsunuz. Yani damper vitesine veriyorsunuz arabayı. Sonra debriyajı bırakıyorsunuz. Yavaş yavaş o kalkar. Gazla takviye etmek de olur, etmeseniz de olur yani. O kendi şeyine kaldırır. Hani gaz vermek istediğiniz zaman da en fazla 700-800 gaz olsun. Yani 1000'i geçmesin gaz. 1000'i geçti miydi damper pompasında, şanzımanında zorlar araba yani. Yorarsınız. Hiç gerek yok ona. Otomatik arabada da bizzat yine aklınızda bulunsun diye anlattım. Bizzat göstereceğim arkadaşlar. Hani nasıl oluyor, nasıl gidiyor, nasıl yapılıyor. Hepsini tek tek size göstereceğim. Bu arada bir arkadaş yazmış yorumlarda, abi gelsen hani yardımcı olur musun, gösterir misin? Ya elimden gelen her şeyi yaparım, niye yapmayayım ya? Ne olacak ki? Boş yani, bu atınan deve değil ki. Kaybedeceğim bir şey yok, kazanacağım bir şey var. Çünkü niye bir insana yardımcı olacağım? Neden olmayayım? Elimden ne geliyorsa yardımcı olurum yani. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Yani rahat ol yani kardeşim. İstediğin zaman yolun düşerse. Bu ara malum şu an zaten döktüğümüz her şeymiş. Bahçekent arkadaşlar. Oraya Bahçekent diyorlarmış. Çalıştığımız yerde zaten burada Evren Otur Sanayi'nin yanındayız hemen. Esenyurt'ta. Yükleme yaptığınız yer burası. Eğer yolunuz düşerse buyurun, başım üstünde yeriniz var. Gider geliriz. Sohbet, muhabbet ederiz. Köfteci. Peşo. Köfte arabası olmuş.
Evet, durum bu arkadaşlar. Ben size yine teknik bilgilerini vereceğim. Ama dediğim gibi her şeyden önce yanaştığınız yere dikkat edeceksiniz. Dökeceğiniz yere gittiğiniz zaman, dökümdeyseniz şayet döküme gittiğinizde, zaten hopopçular yardımcı oluyor da siz şöyle bir gözünüzden tarayacaksınız. Düz yer nereyse elinizden geldiği kadar gidip oraya yanaştıracaksınız arabayı. Yani araba düz olacak. Düz olmadan olmaz arkadaşlar. Kimileri var. Araba damperi, damper sitesine veriyor arabayı. Ondan sonra ya telefonla oynuyor ya bir şeyle oynuyor. Şimdi araba damper kaldırırken bir bakıyorsunuz araba damper tekerin bir tanesi boşa çıkmış. Damper yamulmuş. Adamın haberi yok. Güm diye yatıyor araba yere. Halbuki telefona bakmayıp da aynaya bakıyor olsaydı onu yakalardı. Görürdü. Damperi durdururdu. Yahut hani o pozisyona gelmeden bir müdahale yapma şeyi olabilirdi. Bu işler biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Gerçekten biraz dikkat istiyor yani. Elinden gel. Ya her iş dikkat istiyor da. Bizimki ekstradan. Bakmayın biraz şey iş yani böyle. Özgürsünüz. Başka bir şey yok yani arkadaşlar. Özgürlüğünüz elinizde. Yoksa öyle hani memur gibi başınızda fazla şey yok. Çalıştığınız yere bağlı. Eğer ki bir de kendi araban olursa o zaten tadından yenmez. Tadından yenmez. Evet arkadaşlar, yükleme yeri burası bizim. Ta buraya kadar alınacak arkadaşlar. Neyse, şimdi arkadaşlar var yanlış anlamasın. Az sonra açarım. Arkadaşlar şimdi ben size manuel arabada yine göstereyim damper nasıl kaldırıyor. Bakın imdatı çektik. Debriyaja basıyoruz arkadaşlar. Sonra bu arabanın damper kaldırma düğmesi bu. Damper kaldırma düğmesini çekiyoruz. Bakın vitese geçti. Geçtikten sonra debriyajı yavaş yavaş bırakıyoruz. Aynadan takip edin arkadaşlar. Bakın bıraktım debriyajı. Damper kaldırmaya geçti. Bakın böyle yavaş yavaş kaldırır. Siz ne yaparsınız? Çok az gaz verirseniz bakın devir saatine bakın şimdi. Bakın çok az 1000 gaz yeter. Bakın hızlandı. Kalkışı. Şimdi arkadaşlar bu kalkıyor. Bakın serinin şimdi. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Damper kalkıyor. Şöyle kalksın. Damperi kaldırdık diyelim. Damper kalktı bitti. Ondan sonra yaptığımız olay. Debriyaja tekrar basıyoruz arkadaşlar. Bakın damperi durduruyoruz. Debriyaja bastık. Damperi durdurduk. Damper kaldırma düğmesini geri basıyoruz. Debriyajı bırakıyoruz. Döktükten sonra damper indirme düğmesine, arabaya hızları alıp damper indirme düğmesine bastığınızda damperimiz böyle iner. Yani damper kaldırması, indirmesi bu manuel arabalarda böyle. Debriyaj olduğu için bu arabalarda debriyaj olduğu için debriyaja basıyorsunuz. Otomatik arabalarda da frene arkadaşlar. Fren pedalına basıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Bu damper vitesini çekiyorsunuz. Diyelim ki çekiyorsunuz. Ondan sonra freni bırakıyorsunuz. Tık diye vitese geçer arkadaşlar. Ha olur. Geçmezse o zaman arabayı manuel arabalarda da hani herhangi bir vitese takıp geçirin. 2 saniye bekleyin. Tık diye geçer. Sonra çıkarın bir daha. Araba geçer arkadaşlar. Şimdi şuraya yanaşayım. Beni de doldursun arkadaş. Bir sefer daha gidelim bakalım. Çünkü malzeme iyi değil. Ya alırlar ya almazlar. Alırlarsa seferimiz olur. Almazlarsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım yani? Malzeme bitti. Gerçekten malzeme kötü görünüyor. Çocuğa söyleyelim de. Bakın şu sağ aynadan bakın. Kovayı tutuyor makine operatör. Biz kovaya göre gidiyoruz arkadaşlar. Aracımızı kovaya göre götürüyoruz. Yeter dedi. Dedi miydi duruyorsunuz zaten. Olay bitmiştir. Evet. Bakın şurada doğalgaz kumu. Bunu doğalgazda kullanıyorlar arkadaşlar. Nakliyeci arkadaşlar var. Döküme gidiyorlar. Şurada bizim şirketin arabası. Yemek yiyor. Nebati toprak var. Nebati toprak alıyorlar.
İşte böyle böyle gidip geliyor arkadaşlar. Şimdilik buradan bu kadar diyelim. Evet arkadaşlar, çalışıyoruz. Kısmetse son sefer. Durmadan demin bir 5 araba nebat toprak istemişler. Onu götürdük. 2 kere mecbur damper indir kaldır yaptım. Çünkü toprağı dedim sağa sola dökmeyeyim, günahtır. İnsanlara eziyet olmasın. Şimdi de yine stabilize yükledik arkadaşlar. Onu götürüyorum. Başka bir yere dökecekmişiz stabilizeyi. Hani aynı şeyde emlak konutlarında da hani başka bir tarafa dökecekmişiz. Tarif ederler onlar. Bakarız, hallederiz, dökeriz. Evet, şu an biraz dar aldık. Kaldırıma çıktık o yüzden. Arabaya. Şunu kapatayım. Abici, eski araba ya. Her yerinden ses geliyor yani. Damper kaldırmayı 3 aşağı 5 yukarı anlattım. Yine anlatırım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama basit yani. Bu manuel arabayı 2 kere gösterdim. Bir de otomatik arabada tır gelince tırda da gösterdim. Otomatik arabada nasıl kaldırılıyor diye. Böylelikle yani dediğim gibi harfiyat arabasına dikkat edeceğiniz, yanaşırken düz zemine yanaşın, düz yere yanaşın. Gerisi aşağı yukarı sorun olmadı arkadaşlar. Yavaş yavaş kaldırın dökersiniz. Tabi aynadan bakacaksınız damper kalkarken kapak açıldı mı açılmadı mı diye. O da çok önemli. Kapak açılmadıysa Allah göstermesin damper yatırırsınız arabayı yani. Dediğim gibi burası şeymiş arkadaşlar, buranın adı Bahçekent'miş. Yani herkes o ismi koymuşlar yani buraya. Bahçekent diyorlar buraya. Hatta Yeti'de durağında bile öyle yazıyor yani. Bahçekent yazıyor. Bakın şurada ne yazıyor. Ha, bir ilk öğretim okulu yazıyor. Karşıda ilk öğretim okulu var arkadaşlar. Bu durağa onun adını vermişler. Şurası sağlık ocağı. Burası. O dünkü karavan yine gelmiş burada. İbek Hoca arkadaş. Güzel karavan yapmış da güle güle kullansın. Yalnız bu camlar niye böyle bir cam kullanmış, ben bunu anlamadım. Aynı kurşun getirmez cam gibi. Yani açılsa da alttan açılıyor çok az. Hani şu kadarcık bir şey açılıyor. Hani anlamadım yani, ben o camlardan hiçbir şey anlamadım. Bir bildiği vardır, ne diyelim, yoksa o kadar masraf eden adam ondan kaçmaz. Ama bilmiyorum, yine de bir şey diyemeyeceğim. Herkesin malı kendine güzeldir arkadaşlar. Bu binalar hep dolu arkadaşlar. Buralarda boş yer yok ya. Hepsi dolu. Evet, yerimize geldik. Kapatalım, şu yeri bulayım. Ondan sonra açarım yine. Evet arkadaşlar, adamlar maalesef yine yükledi bizi. İşte ne yapacaksın? Harfiyat sektörü böyle arkadaşlar. Yani diyorum ya, iyisine rastlamadım. 20 senedir iyisine rastlamadım. Yani iyisine derken tokuna rastlamadım. Daha doğrusu öyle diyeyim, yalan olmasın. Doymuş patrona rastlayamadık. Adamlar halen saat 6'ya çeyrek var arkadaşlar. Bakın. Halen bizi yükledi gönderiyor. Saat 6'ya çeyrek var. Bakın sabahleyin, inanır mısınız, böyle tesadüf olur. Sabah beni tam
Tam 6'ya 20 kala aradı. 6'ya çeyrek kala da geldi, evden aldılar beni. Yani durağımdan. 6'ya çeyrek kala arabaya bindim. Yalan olmasın, 6'yı çeyrek geçe falan geldik Esenyurt'a. İşbaşı yaptık. 6.30'da işbaşı yaptık diyelim. Halen çalışıyoruz arkadaşlar. Saat olmuş akşamın. Bakın şu an saat tam 6'ya çeyrek var. Şöyle görünüyorsa göstereyim. Bakın arabanın telefonu şöyle 17.44 diyor. Ve ben daha boşaltacağım. Daha boşaltmadım. Boşaltacağım. Gideceğim, arabayı çekeceğim. Servise bineceğiz. Evimize gideceğiz. En az 8-8.30 olacak saat. Yani ne diyeyim arkadaşlar? İşte bu bir saat, bakın bizi bir servis göndermesi bizi en az 2-2.5 saat geri atıyor. Ama insanoğlu da böyle, yapacak bir şey yok. Maalesef ki insanoğlu böyle. Doymuşuna dedim ya, rastlayamadık. Bunlar da aynı. Daha aslında konuşulacak şeyler var da. Şurayı geçeyim, şu güvenliği arkadaşlar. Hani neyse, yine de konuşmayayım ben, boşver. Konuşulacak şeyler var da ben yine de konuşmayayım. Az sonra kapanışı yaparım. Şu arabayı boşaltayım. Evet, boşalttık, çıktık arkadaşlar. Işıklarda bekliyorum. İnanın çok yorgunum. Yani o kadar zıpladım ki bugün belime bağırıyor. O sabahın 6.30'u, bu da akşamın 6.30'u. Tam 12 saattir direksiyon sallıyoruz arkadaşlar. Bu direksiyon sallama mesafesi. Bir de bunun şeyi var. Siz söyleyin. Eve gidiş şimdi var. En az 1-1.5 saat sürecek eve gitmemiz. Akşam trafiğinde. En az o kadar sürecek. İşte öyle. Yapacak bir şey yok. El işi böyle arkadaşlar. Ne diyeceksin? Bu sektörde bunu kaldırıyor. Böyle gidiyor. Yani öteki tarafa gittik. Habiblerdekine gittik. Adam sabah 7, akşam 7 diyor. Buna geliyorsun, bu da aynı. Bu da aynı yani. Bu da fark eden bir şey yok. Anlamadım yani. Şaşırdım arkadaşlar. Neyin nesi? Nasıl bir şey? Şurada yani bir rahat rahat çalışıp bir alnımızın teriyle kalmamış arkadaşlar ya. Vallahi kalmamış. Bir inşaat işçisi olsaydık bundan kat kat değildi. Dün yine televizyonda baktım, haberlerde de yani bir kaynakçıya bile, kaynak ustasına bile 150 bin liradan bahsediyorlar ya. Böyle bir, nasıl bir rakam anlamadım ben. 150 bin lira maaştan bahsediyorlar. Anlamadım gerçekten. Biz de burada halen karın tokluğuna şey yapıyoruz. Ağır vasıta kullanıyoruz. Ne bileyim. Arkamız ayrılsın. Ama bunlar gerçekten arkadaşlar, başka meseleler de var, anlatılmıyor da işte. Sonra da demeyin hani ya abi işte yine ne oldu, ben söyleyeyim de şey olmasın. Şimdi arkadaşlar, ben biliyorsunuz yemeğimi evden getiriyorum. İlaç kullandığım için ben evden getiriyorum. Saat sabah 10.30-11 arası yemeğimi yiyorum, ilacımı alıyorum. O yüzden yemek parası verin dedik. Tamam dediler. Ha, çalıştık 10 gün oldu, daha ne yemek. İki kere de söylediğim halde. Fakat iki kere dedim ki böyle böyle. Hatta bir de mesai yaptırdılar. O para da var. Dedim bari şu mesainin yemek paralarını verin. Hani harçlık yapalım kendimize. Halen verecekler. Tamam abi diyorlar. Yok diyene zaten rastlamadık. Ama veren yok. Yani sen bana şimdi tutup da bunu veremiyorsan, vermiyorsan, ben seninle ne uğraşacağım daha ya. Hani gerek yok. İki kere söylemişim arkadaşlar. Daha ne kadar söyleyeyim ya. İki kere. Ama beni bak sefere gönderiyorsun. He? Akşam yüklüyorsun beni, git sefere gönderiyorsun burada bu trafikte. Onu unutmuyor. Ama iş buna gelince unutuyorlar arkadaşlar. Neyse, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bu video da biraz uzun oldu. Bu video da böyle olsun. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi böyle emeğini direksiyondan kazanan, ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız gürsüz, pazısız bir gün diliyorum. Yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sitemiz, ne bileyim,
videolarımızı da tavsiye ederseniz sevinirim. Eşinizi, dostunuzu abone ederseniz sevinirim. Şu abone sayısını da artık biraz daha artıralım. Sizin yardımınızla tabii. Ben tek başıma bir şey beceremiyorum. Ancak siz varsanız bu kanal oluyor yani. Siz yoksanız olmuyor arkadaşlar. İşin doğrusu bu. O yüzden her şey karşılıklı sizde yani. Yapabileceğinizi, en iyisini yaptığınızı zaten biliyorum. Yine de varsa yapabilecek bir şeyler yapın arkadaşlar. Bakın kendileri gitmemiş sefere. Arabaları çekmişler ama bizi gönderiyorlar. Neyse. Selametle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.